Merhaba arkadaşlar. İkinci bir çekim deniyorum şu an. Önceden aslında başka bir çekim yaptım burada. Evet, burada da başka bir tabela vardı aslında. Tuhaf bir şey oldu. PlayStation resmen oyunu dışarı attı. CD'de zarar var diyor ama nasıl oldu anlamadım. Çünkü CD'yi zaten oyundan çıkartmadım. Her neyse, umarım bu kez problemsiz bir şekilde yaparız bunu. Nerede kalmıştık? Evet. Önce şöyle bir beğeni atalım. Ne demek istiyor burada? Neyse beğeni atalım da sevinsin kim koyduysa. Kondisyon yenilendi. Önce şu sırtındaki şeyleri bir boşaltmam lazım. Gospa'da iki kardeşiniz bu arada yayında. Teslimat yapalım önce. Kayıp kargoyu teslim et. Şunların hepsini bir gönderelim. Başka bir şey yok. Okey. Ha, emanet et dedim ben ya. Neyse, fark etmez. Bir gitsin. Daha sırtında bir sürü çürük malzeme var. Onları sonra ben bir parçalayayım mı artık? Ne yapayım bilmiyorum. Tamam, teşekkürler. Kargo başka bir oyuncuya emanet edildi. Tamam, o alsın. Benimki zaten mahvoldu. Yok. Tamam, sonraki. Şimdi geri dönüştür. Geri dönüştür. Bunların hepsini bir seçelim. Ha, botları göndermeyeceğim. Ya metaller şu bu cart curt. Bunları zaten kullanamadım en son. Bot askısında bu da bende dursun. Artık kime varırsa geri dönüştür. Tamam. Bunlar adı sırtında. Tamam, taşınmayan. Aa, bastım geri dönüşe. Geri dönüştürülecek kargo. Tamam, onlara basmasın. Botlar bende. Onayla. Şöyle bir sırtımızı boşaltalım. Botları da kendi özel dolabıma koyayım. İleride belki biri botumu çalır bilmiyorum da. Anlamadım. CD'yi attı ya dışarı resmen. Thank you. Kamera oynattı senin için. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Bizim başkanın biraz genç haline benziyor. Sonraki... Tamam. Özel dolaba geçelim. Botları koyalım. 1, 2, 3, 4. Bunları özel dolaba at kardeş. Kargoyu otomatik düzenle. Özel dolaba yerleştir. Fark etmez şimdi otomatik düzenleme falan. Tamam. Şimdi çıkabiliriz. Hiç problem değil. Kişisel odaya gir. Evet, onu yapacağız şimdi. Çocukta bir problem var. Problemi bir halledelim. Buraya kadar geldim en son. Allah'tan fazla o kadar uzun bir çekim yapmadım ama yani her şeyi tekrar oynayınca biraz tuhaf oluyor. Buraya kadar geldim en son. Aynen burada. Sonra oyun gitti. Okay, sir. Entferne die Kapsel und verbinde sie mit diesem Inkubator. Drin. Gut. Es hatte nur gerade zu viel Stress. Das wird besser, sobald es wieder im Leib seiner Mutter ist. Mutter? Auf der Intensivstation in Capital Not City. Hirntod natürlich. Du meinst Totmutter? Genau. Die Gebärmutter einer Totmutter verbindet die Welt der Toten mit dem Bibi. Und du wiederum verbindest dich mit deinem BB, wodurch du dann GDs wahrnehmen kannst. Hm. Diese Kapseln wurden geschaffen, um die Gebärmutter einer Totmutter zu simulieren. Oh. BBs müssen immer glauben, sie seien in einer, damit sie richtig funktionieren. Allerdings funktioniert diese Täuschung auch nicht ewig. Weshalb wir die Umgebungsdaten regelmäßig aktualisieren müssen. Durch die Synchronisierung mit einer Totmutter via chiralem Netzwerk. Da. Das Update läuft jetzt. Gerade synchronisiert sich die Kapsel mit der Totmutter in Capital Not City und konfiguriert ihre Einstellungen auf Basis der neuesten Daten. Wenn du dein BB so in die Gebärmutter zurückversetzt, sinkt sein Stresslevel vorübergehend.
Denn genau dort gehört es ja eigentlich auch hin. Das Kleine scheint glücklich. Ich versuche, die Oxytocin-Dosis anzupassen. Die Autotoxämie sollte jetzt deutlich langsamer einsetzen. Und vergiss nicht, die BBs sind nur Ausrüstung. Versuche, keine Bindung aufzubauen. Jedes wurde der Gebärmutter seiner Todmutter entnommen. Das macht sie absolut unberechenbar und anfällig für Fehler. Kein bekanntes Baby war länger als ein Jahr in Betrieb. Mhm. Vielleicht erlebt es das Ende dieser Unternehmung nicht mehr. Und dann? Das heißt, man kann mein Baby nicht mehr retten. Du musst verstehen, dass es vieles gibt, das wir über Babys nicht wissen. Vielleicht liefern uns ja mit der Zeit das chirale Netzwerk und weitere alte Daten die Antwort. Oh ja, ich sollte doch untersuchen, warum die GDs auf dein Blut reagieren. Ich habe mit Hartmann geredet. Wir sollten bald Ergebnisse haben. Wie dem auch sei, ruh dich aus. Du und dein Bibi, ihr seid beide erschöpft. Gute Nacht, Sam. İyi akşamlar. Psikopat lan bunlar. Çocuğu resmen malzeme olarak kullanıyorlar. Demek bir sene sonra ölecek. Belki de doğmuştur. Ya da yakında da olacak. Süper. Oh, ne güzel, kendini kelepçele. Uyuyalım bakalım. Bence şimdi rüya görebilir. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Sam, kannst du mich sehen? Wie läuft es da drüben? Ich bin unbewacht, weiterhin nicht gefesselt und kann doch nicht weg. Aber wenn du weiter Verbindungen schaffst, wenn du zu mir kommst, dann gehen wir in den Osten, nach Hause. Danke. Ich mein's ernst. Yok ya, sanki bu işte bir şey var. Güvenemiyorum bu kadına. Es ist schlimm. In den Städten leben heute immer weniger Menschen. Niemand bekommt mehr Kinder. Aber Menschen sind nicht fürs Alleinsein gemacht. Sie sollen zusammenkommen, einander helfen. Und wenn wir als Volk das nicht schaffen, uns nicht wieder verbinden können, dann, naja, behält Bridget recht. Wir sterben aus. Ach komm. Amerikas Wiederaufbau erlöst uns nicht von den GDs. Ja, nee. Solange sie noch da sind, gibt es keinen Ausweg. Aber wir haben wenigstens Hoffnung. Ich werde warten, Sam. Auf dich warten. Komm und finde mich. Vallahi bilmiyorum, ben bu kadına güvenemiyorum. Var bu işte bir şey. Asıl rüya değil miydi bu? Gerçek miydi şimdi? Okey, ilginç. Hallo Sam, hier ist Hartmann. Da du wach bist, könntest du dich wohl etwas frisch machen. Wie wäre es denn mit einer Dusche? Tamam. Duschen ist gut für Körper und Seele und auch für meine Forschung. Ay, hadi bakalım, seni kırmayayım. Tuvaleti ayakta kullan, tuvalete otururken kullan. Sanki onun ne kadar önemliymiş. Duş almadan önce bir tuvalete gitsek fena olmaz. O zaman şöyle yapalım.
Right, Norman Reedus, MC. Walking Dead'den alınma resmen. Orada da motosiklet sürmeyi seviyordu bu. Ama burada da kullanıyor zaten motosikleti. Zaten oradaki karakterini buraya işlemişler. Oğlum hemen oturma yerine lan. Duş al. Zaten oraya bir işaret koymuşlar. Mutlaka al gibisine. Oğlum sünger önlem yok mu? Biraz kullan süngerini. Hemen elini duvarda. Nasıl bir suysa. Sanki kendi kendine. Deadman hat eine Bitte an mich weitergeleitet, da ich die GD-Forschung leite. Ich nehme eine Probe deines Duschwassers, um mögliche Effekte deiner Körperflüssigkeiten auf ein GD zu untersuchen. Hast du andere mit Dooms untersucht? Alle bei Bridges, mich selbst und Mama. Bisher sind die Ergebnisse nicht eindeutig. Aber du hast andere einzigartige Qualitäten. Du bist auch ein Wiederkehrer. Ich bin schon ein tamam, wenig oğlum. Optimistisch. Verarbeitet Flüssigkeiten, Ausscheidungen, Chiralium, Ausgabe. Da, nimm diese Probe mit. Falls sich die Chance bietet, probier sie in einem GD aus. Ich bin gespannt, wie es reagiert. Mhm. Wer weiß, vielleicht verschafft es dir ja einen Vorteil. Eine alte Forschungsarbeit beschreibt, wie sich die Körperflüssigkeiten von Personen wie uns auf GDs auswirken. Okay. Nur durch die Wiederherstellung dieser Materialien erlangen wir vergangenes Wissen zurück. Okay. Nicht nur über den gestrandeten Tod, auch über das Geheimnis deiner speziellen körperlichen Fähigkeiten und über unser Doomsleiden. Vielleicht gibt es noch Hoffnung für die Menschheit. Sam, der Wiederaufbau Amerikas interessiert mich nicht. Ich will die Vergangenheit zurück. Oh, es ist fast soweit. Amerika, ben de pekli gelirim. Yalana gerek yok şimdi. Und wenn nach deinen Verbindungen nichts passiert, was dann? Ich fragte, was dann? Aa, öyle bir alternatif yok. Bu arada bir şey anlatmak istiyorum size. Ne oldu? Ay. Tut mir leid, dass ich deine Pause störe, aber ich dachte, das interessiert dich. Evet. Vielleicht kannst du so besser entspannen. Buyur. Uns haben an dich adressierte Nachrichten erreicht. Okay. Ich habe nicht reingeschaut. Aha. Aber die meisten sind wohl von deinen Kunden. Geh sie mal durch, vielleicht ist was Nützliches dabei. Deine Mails kannst du über deine Handschellen und über das Terminal in deinem privaten Raum lesen. Es gibt noch etwas, das ich dir zeigen möchte. Das chirale Netzwerk lässt uns in unsere Vergangenheit blicken. Hm. Für immer verloren geglaubte Daten aus allen Ecken Amerikas können aus Bruchstücken wieder zusammengesetzt werden. Unser Archiv ist natürlich noch nicht fertig. Aber je mehr Wegposten und Städte wir beim Ausbau des Netzwerks einbinden, desto mehr Informationen können wir zurückgewinnen. Etwa Aufzeichnungen und Berichte der letzten Expedition. Alles, was sie gesendet hat, wurde zusammen mit Central Knot City zerstört. Einiges konnten wir übrigens schon wiederherstellen. Wähl am Terminal in einem privaten Raum oder über die Handschellen Archiv aus, um es dir anzusehen. Könnte eine spannende Lektüre sein. Figürleri incele. Okay. Sanki figürler çoğaldı mı yoksa bu kadar var mıydı? Neyse geri. Figürler lazım değil şu an bana. Daha bundan aşağı yukarı 2 gün önce şu masadaki gördüğünüz Monsenecilerden alayım dedim. Geçen gördüm ilgimi çekti. Gerçekten aklıma oyun geldi. Adam deli gibi içiyordu zaten. Evet. İçemedim. Yani reklamını iyi yapmışlar ama şuna bakın, şu içiş tarzına bakın. Hayatta içemezsin bunu böyle. Hayatta içemem. Midem bulandı. İğrenç tadı vardı. Kusura bakmayın, reklamını yapamam bunun. Hiç hoşuma gitmedi. Sanki su içiyor mübarek. Oğlum öyle içsen kalp krizi geçirin lan. Kalpten giden enerji içeceği. İyi reklam yapmışlar. Gözlüğü tak. İyi takalım bağlı. Bununla gezelim. Belki bir faydasını görürüz. Kondisyon yere geldi. Ha, bak onu yeni okudum daha. İyi daha da gezelim. Daha ne işe yarıyor çözemedim ama. Yok, figürleri incelemek istemiyorum. Lavaboyu kullanmak da istemiyorum.
Duş al, tuvaleti. Yo, o şey neredeydi? Benim orayı varamıyor mu? Oradan benim sıvılarımla bir şey çıkarttınız. CV'lere karşı kullanayım diye. BB'yi kontrol et. Kalsın. Etsem mi? Edeyim bağlım. Buralarda gerçekten fazla oyalanmak istemiyorum ama önemli bir şey de kaçırmak istemiyorum. Bir sakinleştirmeye de gerek yok. Bir iyi. Ne diyor? Ekipman rafına göz at. Göz atıp da ne yapacağım ki? Ben çıkayım. Tamam, anladık. Tamam. Kişisel odandan çık. Terminali etkinleştir. Ha, oraya gitmem lazım zaten. Abo, çok büyük ya. Ve bence bitmeyecek de oraya varınca. Tamam. Posta. Benjamin Hancock. 3 yıldız. 2,5 yıldız. 2,5 yıldızla başlayalım. George Button. Düğün başkentinin batısındaki aray istasyonunda işler iyiye gidiyor. Nasıl bilmiyorum ama her şey daha iyi gibi. Burayı ilk kurduğumuzda canlı ve coşkunluyduk. Ancak 3 yıllık yalnızlık ve kopukluk herkesin modunu değiştirir. Buralara ilk geldiğimizde taşıyıcılar için işaretler falan koyardık. Ancak bir süre sonra bazılarımız dışarı adım atmaya bile korkar oldu. Merkez havaya uçtuğunda buraya kadar dedim. Amerika yok oldu. Herkes böyle düşünüyordu. Genel ruh hali kasvetliydi. Sonra hayatımıza sen girdin. Sağ ol. Ne düşündüğünü biliyorum. Önceleri ben de bunun oksitosinden kaynaklandığını düşünmüştüm. Ama sebep o değil. En azından tümü değil. Bizi kiral ağa, sokağa bize koy... Ah, ihtiyacımız olan umut ışığını verdin. Sayende oyuna geri döndük. İşaretleri yeniden koymayı bile düşünüyorum. Gözetleme kulelerini de şuraya yazıyorum. Çok geçmeden yeni teslimat yolları açmış olacağız. Ancak dışarısı hala ürkütücü. Dünyadaki tüm oksijeni toplasak, kivileri geçtim, yükçülerin icabına bakmamıza bile yetmez. Ne zaman birini görsek donumuzu ediyor, ekipmanımızın yarısını bırakıyoruz. Dürüst olmak gerekirse bir parçam bu işi sürdürmeyeceğimize dair endişeli. Bu yüzden sana ihtiyacımız var Sam. Sonuçta sen hiçbir şeyden korkmuyorsun. Bize nasıl yapacağımızı göster. İyi gaza getiriyorsunuz beni ha. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler. Neye basacağım? Nasıl kabul ediyorum bunu? Okudum. Okudum mesajını. Neye basacağım? Her şeye basıyorum şu an. Bir işe yaramadı. Neyse, bunu okuyalım. Abo, taşıyıcıları olmadan tüm sistem, hatta tüm dünya çökerdi. Üzgünüm sen. Haberler kötü. Hadi ya. O ender metalleri bize getirdiğin için sağ ol Sam. Dağıtım merkezindeki herkes zor zamanımızda yardımımıza koştuğun için sana minnettar. Ancak sana bazı kötü haberlerim var. Dışarıdaki gördüğün motosiklet var ya, aküsü bitmiş. Belliydi zaten var onda bir şey. Kullanmak istiyorsan ona enerji bulman gerekecek ama bunu bir kez yapman yeterli en azından. Sonrasında otomatik şarj cihazı devreye girecek zaten. Umutlarını yükselttiysek özür dilerim ve daha da kötü bir haberim var. Bildiğin gibi herkesin ihtiyaç duyduğu malzemeleri alabilmesi ve üretilen hiçbir şeyin ziyan edilmemesi için farklı tesislerin bir arada çalışması şart. Bu sebeple senin gibi insanlar çok önemli. Taşıyıcılar olmadan tüm sistem, hatta tüm dünya çöker de, bunu biliyoruz. Her neyse, ara istasyonda George Patton adında bir eleman var. Tamam, daha demin onun mesajını okudum. Eskiden güvenilir bir taşıyıcıydı ama son zamanlarda ona en basit teslimatı yaptırmak bile deveye hendek atlamaktan zor. Sürekli korktuğundan ya da yeterli oksitosini olmadığından dert yanıyor. Hep bir bahanesi var. İşe çıkmayı kabul ettiğinde bile yükün yarısını unut, yolda kaybediyor. Bu yüzden bu aralar biraz malzeme sıkıntımız var. Yardımınla bu sorunu kısa sürede aşacağımızı şüphem yok. Sana güveniyoruz Sam. Şimdi kardeş, size okuyorum da ne olacak? Önemli. Tamam, ikisi de önemli zaten. İkisini de okudum.
gönderen. Tamam, biliyoruz. Yok. Bunları işaretliyor mu ya otomatikten? Tamam, bunu hallettik. Okuduk. Derdiniz varmış. Haritaya dön. Bunları haritaya yükleyebiliyor mu? Ha, şimdi okumuş oldum. Tamam. Bir daha bakayım. Okumuş muyum? Vallahi daha işaretler duruyor ya. Neyse. Veri ipuçlarını, görüşmeler, etkinlik günlüğünü, neyse fark etmez. İpuçları. Seslenme mi? Bunun ne işini anlatıyorsun ki? Seslenme ne işe yarıyor ya? İle yakındakilerine seslen ve selam ver. Yanıt alamayabilirsin ama bunun seni üzmesine izin verme. Farklı yerlere seslenmeye çalışırsan nihayetinde bir yanıt verecektir. Zaten orada bir yaptık. Devamlı tırmanmak için düğmesini kullanmak. Tamam. Pek de bir şey yok şu an sanki. Yine ipuçları. Zarar görmüş ayak kaynaklarını, kan kaybı. Görmüş ayak kaynaklı. Yalın ayak veya eskimiş botlarla yürümek ayaklarına zarar verir. Zarar görmüş ayaklarını yükümeye devam etmek, kan kaybı. Aso. O da çok informasyon var ki burada. Ayakkabı hasar gördüğünde, ayakkabı nasıl hasar gördü kardeş? Bilinç sayacı. Kan sayıcının üstünde belirlen sarı çubuk bilinç sayacı olarak bilinir. Bu sayaç sadece bilincinin yitirme riskiyle karşı karşıya. Bırakılan silah ve ekipman bulmak, silah ya da ekipmana ihtiyacın duyduğunda zamanlarda etrafındaki bölgeyi taramak için tespit edilen kargonun yerini. Tamam. Tamam, oha, bunların hepsini okuyamam. Kusura bakmayın, let's play yapıyorum burada, hepsini okuyamam. Görüşmeler. Yükçüler ve drone sendromu. Sarıyı okuyayım sadece. Makineler işinden edilen ve sonrasında geri çağrılan onca insan toplumunun onlar olmadan var olamayacağını inandı ve bu durum yepyeni bir kargaşayı da beraberinde getirdi. Buna teslimat bağlılığı sendromu denilir. Okey. Başka... kusura bakmayın. Başka bağ bebekleri bana deadman derler, ölülerde olan yakınlığından dolayı. Tahmin ettiğin üzere onlarla aramız hep iyi oldu. Morgda çalışırken onlara ufak sohbetlerimiz oldu. İçimde bir şey ölümün kıyısının ne zaman akışına dair algımızı çarpıtmış olabileceğinizi şüpheleniyor. Anladım. Bellek çipleri. Aya. Oha. Burada birkaç motosiklete benzer şey var. Sadece bir tane toplamışım. Bu kadar şey var daha. Frame Arms. Japonya'nın en büyük plastik model üreticilerinden olan Kotobukiya'nın yarattığı bir orijinal plastik robot figürü serisidir. Her robot aynı temel vücut mimarisine sahiptir ve tek bir robot üretmek için farklı da dış parçalar eklenir. Byakko Beyaz Kaplan figürü Yoji Shinkawa'nın tasarımlarının birinden ilham alan ender bir baş yapıdır. Yapıttır, tümüyle gerçeği yansıtılmış. Dünyası ve çarpıcı hikayesiyle Frame Arms dizisi birçok kusura hayran edilmiştir. Okey, tamam. Teşekkürler. Biraz Metal Gear anımsattı. Çok informasyon ya, daha dışarı çıkamadım. 23 dakikadır burada oturuyorum. Benim daha bir kayıt yapmam lazım. Aman bizim müzik bir dursun. Tamam. Tamam. Artık çıkalım. Çıkalım kardeş. Sam, das Verteilerzentrum hat einen Notruf abgesetzt. Sieh dir am Terminal den Auftrag an, sobald du bereit bist. Hazırım. Çıkalım artık. Acil bir durum olmuş. Bebek, iyisin. Aküyü doldurduk. So war das nicht vereinbart. Ihr sagtet, ihr würdet alles tun, was in eurer Macht steht, um Bibi zu retten. Was tun wir? Aber wir können deinen Sohn noch nicht entlassen. Glaub mir, wenn ich sage, dass es so am besten ist. Sagt eine Frau mit einer Maske, die mich nur angelogen hat. Bibi'nin babası. Oh,
Sam. Nur aus Interesse. Wie geht es ihm im Moment? Bevor ich antworte. Stimmt was nicht? Wenn ich das BB anschließe, sehe ich Dinge. Was denn für Dinge? Ein Gesicht. Ein Unbekannter, der mich ruft. Ich sehe auch diesen Raum. Dort reden andere Leute, aber ich kann sie nicht verstehen. Oh, der Durchbluteffekt. Habe ich dich nicht davor gewarnt? Du hältst die Erinnerungen des Bibis für deine eigenen. Das sind falsche Rückblenden. Mehr nicht. Lass es mich erklären. Ein Bibi wird seiner Todmutter mit etwa 28 Wochen entnommen und in eine Kapsel gelegt. Also noch vor seiner eigentlichen Geburt. Diese Prozedur stoppt seine Entwicklung. Aber auch mit 28 Wochen kann sein Sinnessystem bereits externe Stimuli verarbeiten. Es kann diese Informationen definitiv in Erinnerungen umwandeln, die über eure Verbindung in deine gelangen können. Und wen habe ich dann gesehen? Vielleicht jemanden vom medizinischen Team oder einen BB-Techniker, ist das wichtig? Das BB ist schon eine Weile in Benutzung. Es ist durch viele Hände gegangen. Woher soll ich wissen, wer einen Eindruck hinterlassen hat? Weil du der Experte bist. Niemand ist Experte, Sir. BBs wurden vor Jahrzehnten im Geheimen entwickelt. Sie sind wie ein Buch mit 7 Siegeln. Wir benutzen sie, verstehen sie aber eigentlich nicht. Glaub mir, ich wollte mehr darüber erfahren, aber es gibt kaum noch alte Aufzeichnungen. Wenn ich etwas herausfinde, sage ich's dir, okay? Dad, mein Ehrenwort. Ja, danke. Sam, sieh dir auf dem Lieferterminal die Auftragsliste an. Vay be, çok bilgi veriyor ya. Çok bilgi veriyor ya. Ama ben o adama güvenmiyorum. Bilmiyorum diyor da, bilmiyorum. Ha, bir yandan iyi biri olabilir. Guillermo del Toro, çünkü Hideo Kojima ile beraber Silent Hill üzerine çalışmıştı. Ama bu şey anlamına gelmiyor, ikisi de iyi olacak diye. Aa, Confirm Space. Burada araba işareti de var. Demek ki ileride arabayla buraya girebilirim. Vay be, aşağı yukarı bu bölüm ne yazık ki arkadaşlar. Pek maceralı action olmadı. Gerçi bu oyunda zaten fazla action yok da. Ama fark etmez. En azından ya düzenli oynamak istiyoruz. Bilgileri alabilmeye çalışıyoruz ama burada bazen o kadar çok mektup mesaj oluyor ki. Onları okuyamam hepsini. Ama neyi yapabilirim? Eğer geri çökerse benim bu PlayStation, en iyisi ben bir sisteme gireyim ve kayıt yapayım. Bu çok önemli. Kayıt tamamlandı. Teşekkürler kardeş. Tamam. Kargoyu yönet. Aha. Bir dakika, kargoyu yönet derken imleçe gerek yoktur. Bir dakika. Demek ki yazı neydi ya? Aman neyse. Fazla uğraşmak istemiyorum. Bakalım bakalım. Als du dich ausgeruht hast, habe ich das Netzwerk überprüft. Chiralium-Überwachung und holographische Systeme laufen normal. Leider ist unser Drucker offline. Ja, ich weiß, nachdem du dich so abgemüht hast, uns das ganze Material zu beschaffen. Unser Fehler. Wir haben vor einer Weile ein Teil bestellt, das nie ankam. Ohne das Teil kommt der Drucker nicht ins chirale Netzwerk. Die Mules müssen es geklaut haben. Vielleicht haben sie den Boten abgefangen. Wenn ich richtig liege, haben sie es zu ihrem Ablageplatz gebracht. Genau in der Mitte ihres Territoriums. Du willst uns nicht zufällig unser Eigentum zurückklauen. Ich finde, niemand wäre besser geeignet als du. Şaka yapıyorsun değil mi? Bu şaka mı yapıyor şu an? O benim şu an demin gönderdiğim şeyleri geri al... Bir dakika. Sam için siparişler. Ha yok, oraya gitmedim. Oh. Evet. Rota aç diyor. 422 mi? Aa, tamam, otomatik kendi rota. Aa, bak bunu çok yazı var. Bu rotadan gidersem şu tehlikeler var. Yükçüler, dilk yamaç, ırmak. İkisinde de aynısı. Lazım olan merdiven, bir de gözetleme kulesi ya da bana sunulan şeyler. Benjamin Hancock düğün başkentinin